Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim, cumamız mübarek olsun. Rabbim Celle Celaluhu içinde bulunmuş olduğumuz bu büyük felaketten, büyük musibetten, bu büyük imtihandan en güzel şekilde geçebilmeyi ümmeti Muhammed olarak, Türkiye'miz olarak nasibi müesser eylesin. Amin. Allah-u Teala ölenlere rahmet eylesin, kalan yaralılara şifalar ihsan eylesin, göçük altında kalan kardeşlerimizi de bir an evvel ölü diri çıkarılmasını Rabbim nasip eylesin. Amin. Elbette ki zor bir imtihan, zor bir sınav, 10 tane ilimizde aynı anda deprem olması belimizi kırdı adeta. Yani gücümüz kırıldı. Şimdi bir yerde olduğu zaman oraya odaklanılıyordu. Orayı yani tez vakitte içinden çıkılabiliyordu ama 10 ilde hatta ilçelerde olunca efendim yardım yapmak, herkese yetişmek kolay olmuyor. Dolayısıyla Allah'ım Celle Celaluhu orada çalışan sivil toplum olsun, devlet kurumları olsun efendim herkes canla başla çalışıyor. Rabbim onlardan razı olsun. Vallahi çok büyük bir mücadele, çok büyük bir hizmet. Allah'ım dünya ve ahirette onlara karşılığını kat kat ikram eylesin. Elleri, ayakları öpülesi insanlar onlar. Rabbim vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, devletimizi payidar eylesin. Efendim bu büyük acımızın, ciğerlerimizin yandığı bu zaman diliminde halen birileri çıkıp devletimizi provoke ediyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu diye halen nemelanma peşinde, oy devşirme peşinde koşanları Rabbimize havale ediyoruz. Rabbim onlara fırsat vermesin, onlara idare vermesin. Onların idarede olduğu zamanlarda şu millet çok iyi biliyor. Çok uyanık olalım kardeşlerim. Dostumuz kim, düşmanımız kim? İyi bilelim. İyi bilelim, iyi bilmenin en kestirme yolu, en kolay yolu Allah-u Teala'nın dostları nerede? Biz orada olalım. Allah-u Teala'nın dostlarının olduğu yerde olursak, bak köpek olsa cennetlik oldu. Ashab-ı Kehf kıssası var Kur'an-ı Kerim'de. Onlardan ayrılmadı. Allah-u Teala da o köpeği onlardan ayırmadı. Cennete girecek 7 hayvandan bir tanesi de o. Bizler de dünyada Allah'ın dostları var kardeşlerim. Olacak. Yine var. O zaman onların safında olacağız. Onlar nerede? Biz orada. Onlar kimi işaret etti? Biz orada olacağız. Kafamıza göre iş yaparsak kaybederiz. Paramparça oluruz. Devleti provoke edenlere Rabbim fırsat vermesin. Yani birkaç kelam edeyim istedim ama yani derdimiz o kadar büyük ki ne anlatalım, ne edelim efendim dilim döndüğünce yani şurada dertleşiyoruz. Bir de bu arada bu kadar insanların canı gitmiş, malı gitmiş, çocuklar efendim öksüz yedim kalmış, her biri bir yere savrulmuş. Efendim insanlar, aileler ölmüş, parça pölük olmuş efendim. Ama birileri de bu arada bu kadar acının olduğu zaman diliminde millet efendim canının peşine düşmüş, efendim evladının, anasının, babasının efendim canının peşinde. Birileri de çıkmış buradan efendim gidiyorlar, bunların dükkanlarını yağmalıyorlar, bunların evlerine gidip efendim hırsızlık yapıyorlar. Böyle karaktersiz, adi, şerefsizler var. Böyle adi, karaktersiz, haysiyetsiz, ne olduğu belirsiz şerefsizler var. Burada görüyoruz onlara tekme tokat, elleri dert görmesin. Çok güzel dövüyorlar. Herhalde OHAL kanunlarında da bu yağmacılara ateş etme kanunu da çıkmış diye gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çok doğru bir karar. Efendim millete acıya acınacak hale geldik. Artık bundan sonra efendim hırsıza, soysuza, haine çok katı cezalar gelmesi lazım. Gelmediği müddetçe efendim bu işler düzelmez. Osmanlı ecdadımızın efendim
devlet şeyine baktığımız zaman kardeşlerim hırsızlık yok denecek kadar yok yani. Efendim öldürme hakeza. Niye? Kur'an-ı Kerim'in efendim cezaları tatbik ediliyor. Öldürene kısas var, çalana kolu kesilme var vesaire. Bunlar olduğu zaman ya en doğru kanun Rabbimizin kanunları. Rabbimizin cezasından daha güzel ceza var mı? Onun kanunundan daha güzel ceza var mı? Gavur kanunlarıyla bu kadar oluyor işte. Adam hırsızlık yapıyor, çaldığı yanına kar kalıyor. Adam öldürüyor, 5 sene sonra çıkıyor. Yani böyle olmaz ki, böyle düzelmez ki. Allah'ım Celle Celaluhu tez vakitte o günleri de görmeyi nasip eylesin. Amin. Millet olarak tabi bu şeyden çok ibretler almak, vaazlar almak lazım. Efendim elbette ki imtihandır. Kur'an-ı Kerim'e, kitabımıza baktığımız zaman efendim peygamber kıssalarında helak olmuş kavimlerin durumları var. Efendim bu zamanda da efendim olacaktır. Tabii ki kafire azap olur. Dünya ahireti ölür gider efendim. Cehennemi boylar. Ama iyi insanlar da bunların içinde, helak olan insanların içinde kalabilir, kalıyor. Onlar da vefat ettiği zaman Efendimiz Aleyhisselam şehit olur buyurdu. Orada gözünü açtığı anda mis, cennet, şehitlik var, şehadet var, günahları sıfırlanır. Müslümana la havfun aleyhim ve la hum yahzenun, korku yok ki onlar mahzun da olmayacaktır. Önemli olan bizler iman cevherimize sıkı tutunalım, Kur'an'ımıza sıkı tutunalım, peygamberimize sıkı tutunalım. Allah'ın izni ve inayetiyle yaşasak da bize sıkıntı yok, ölsek de bize sıkıntı yok. Yeter ki biz imanımıza sahip çıkalım kardeşlerim. Çok büyük gerçekten acımız. Efendim buradan vaazlanalım, sohbet alalım, ibret alalım efendim. Yani kardeşlerim dönelim be, dönelim artık. Dünya işleri yani dünyanın tadı tuzu yok. Fesat kapladı bütün. Çok dünyacı olduk efendim. Yani bundan evvelki İsmail hocamın sohbetinde dinlemiştim. Hangi İsmail hocam? İsmail Yaşar hocamın. Bundan evvelki büyük depremde de, depremin öncesinde işte böyle pahalılık olmuş, ev fiyatları artmış, kiralar artmış, böyle insanlar artık yani hep bana de olmuş. Ondan sonra böyle büyük deprem olmuş. Hocamın dediğini diyorum. Şimdi de aynı depremden önce bak işte ev fiyatları ne oldu, kiralar ne oldu, efendim 1-2 lira olan ekmek 5-6 lira oldu falan derken içinden çıkmaz bir hal aldı. Efendim aldı belki 800 bin lira maaş. Efendim bunun çoluğu çocuğu okula gidiyor. Efendim eşi çalışmıyor. Adam bunu çıkarıyor kiradan. Git diyor buradan diyor. Niye gidiyor? Burada 1 milyar kira alıyor. Bunu buradan, bu garibanı buradan çıkardıktan sonra öbür yeni kiracıyı alacak. Ona verecek 5-6 bin liraya. Merhamet lazım. Dünyaya iyilik yapmak için gelmedik mi? Ahireti kazanmak için gelmedik mi? Allah'ı razı etmek için gelmedik mi? Ne oluyor bu? Bu zulüm oluyor işte. Zulüm olduğu zaman da, mazluma zulüm olduğu zaman da mazlumun ahı indirir şahı. Allah-u Teala var. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Yaşatan odur. Efendim öldüren odur. İstediğini bir anda zengin eder, istediğini bir anda efendim fakir eder. Kardeşlerim, vallahi üzgünüz. Ciğerimiz yandı, şu şeylere kalbimiz dayanmıyor, üzgünüz. Amma ve lakin halen yani eğer bundan sonra da yani efendim aynı tas, aynı hamam olursak artık Allah'ım hayırlı efendim ölümler, imanlı ölümler nasip etsin de bu dünyadan gidelim diyecek şekle geliriz yani. Zaten hadis-i şerifler var, mezarlara giderlermiş.
kalkın artık işte biz yatalım, biz gelelim falan diye insanlar ölümü temenni edecek. Böyle merhametsiz insanların olduğu dünyada insan yaşamayı ister mi? Elbette ki Allah'ımıza sığınıyoruz, ondan afiyet üzere hayırlı uzun ömür istiyoruz, isteyeceğiz, yaşayacağız. Dinimizi, imanımızı, efendim kitabımızı her tarafa yayacağız. İnsanlara hizmet edeceğiz. Düşenin elinden tutacağız. Allah için hizmet edeceğiz. Allah'ımızı razı etmek için mücadele edeceğiz. Amma ve lakin böyle acılı günlerde dahi insanlar çıkıp dünya menfaati uğruna oradan bir şey çalayım, efendim fırsat bu fırsat deyip böyle insanları gördüğümüz zaman kalbimiz acıyor, ruhumuz sıkılıyor. Efendim yani çok acayip bir hal, ruhaniyete bürünmüş oluyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ölmeden uyanmamızı nasip eylesin. Bir de yani bazen içimi döküyorum, burada yazıyorum. Bu kadar olaylar olmuş. Efendim dünya başımıza yıkılmış. Efendim böyle gevrek gevrek konuşmalar, gülmeler. Halen namaz yok, halen tövbe yok. Efendim o deprem mi olmuş, insanlar ölmüş mü? Adamın umurunda değil. Ya mübarek, ya yapmayalım ya, yeter ya. Kendimize biraz çeki düzen verelim ya. Namazdan başlayalım ya. Ne diyelim ki, hepimizin günahı var. Kardeşlerim, yani dua edelim, 5 vakit namazımızda her zaman dua edelim. Allah'ım onlara yardım eylesin, yaralılara acil şifalar, göçük altındaki ölüdür bir an önce efendim çıkarılmalarını Rabbim nasip eylesin. Oralara yardım eden maddi manevi efendim velev ki orada velev ki parasıyla yardım edenlere Rabbim yardım eylesin. Onların dünyalarını ahiretlerini mamur eylesin. Onlara böyle bir bela göstermesin. Onlara cennetin en güzel yerinde efendim köşkler nasip etsin sevdikleriyle. Amin. Dua ediyoruz efendim. Allah'ım ya Rabbim vatanımıza, milletimize ya Rabbi ümmeti Muhammed'e böyle musibetler gösterme ya Rabbi. Amin. Suriye'de de Esed kafiri, oradaki kardeşlerimiz göçük altında kalmış. Onlar da depremden şey oldu, etkilendiler. Herhalde o da oraya hemen zulüm yapmaya, bomba atmaya başlamış diye Cenk Umeyr kardeşimin paylaşımında gördüm. Allah'ım tez vakitte bu Esed'i ve rejimini yerle yeksan ile, onları kahru perişan ile efendim tez vakitte Suriye'de ehli sünnet merhametli, adaletli, güzel bir yönetimin, idarenin oraya gelmesini Rabbim tez vakitte nasip eylesin. Amin. Acımız büyük. Önümüzde de seçimler var. Rabbim Celle Celaluhu vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza yar olacak insanları nasip eylesin. Amin. Kendine hayrı olmayan, efendim, kendine hayrı olmayan, abdestsiz, usulsüz, işleri usulsüz, efendim, milletin acısıyla, derdiyle dertlenmeyen, kendine hayrı olmayan gusülsüzlere idare nasip etmesin. Hainlere efendim idare nasip etmesin. Amin. Dua edelim kardeşlerim, dua edelim. Dualarımızı Rabbimiz boşa çevirmez. Çok uyanık hareket edelim. Sohbetin başında dediğim, Allahu Teala'nın dostları nerede? Biz orada. Allah'ın dostları burada mı? Babam orada olsa ben buradayım. İşim olmaz. Yani bu işin sağlaması bu. Bu işin doğrusu bu. Allah'ım yanlışa gitmekten, yanlışa düşmekten, efendim yanlış kişilerin içinde, safında yer almaktan muhafaza eylesin. Amin. Kardeşlerim hayırlı cumalar olsun. Rabbim Celle Celaluhu tez vakitte, tez vakitte razı olduğu ortamı, razı olduğu Türkiye'mizi nasip eylesin. Yaralarımızı, acılarımızı sarsın, sarmalasın. Kalplerimize, efendim acısı olanlara İnşirah nasip eylesin, ferahlık nasip eylesin, onları teselli eylesin. Teselli eder de zaten efendim 3 günlük dünya geldik gidiyoruz. Efendim en fazla şurada yaşa yaşa bir saniyesine zaten şeyimiz yok da yaşa yaşa ben gelmişim 41-42 yaşıma. Bundan sonra dünya benim olsa ne olur, ben gözümü dikmişim ahirete. Efendim gözümüzü ahirete dikelim, dünya öyle böyle geçer. Allah-u Teala rızkımıza kefil. Efendim Allah var, gam yok.
Allah gibi bir dost olanın efendim kalbi daralır mı? Efendi Hazretlerimizin bir sözü aklıma geldi. Böyle kardeşlerim, yani Allah'a emanet olun. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizin, hepimizin, oradaki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.